Efendim, kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu ve düzenleme birçok yenilik getiriyor. Kuşkusuz en çarpıcı yenilikse dönüşüm için kat maliklerinin 3'te 2'si yerine salt çoğunun yani 50+1'in oyunun yeterli olması. Şimdi bu konuyu detaylandıracağız. Stüdyoda önemli bir konuğum var. Konuğumuz Meclis Bayındırlık İmar ve Ulaştırma Komisyonu üyesi ve İstanbul Milletvekili, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'le yeni kentsel dönüşüm yasasını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Mustafa Bey aynı zamanda İstanbul Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı. Başkan Yardımcısı, evet. Efendim hoş geldiniz. Hoş Şimdi bulduk. Ben biraz genel bir çerçeveyi çizdim ama sizinle detaylandıralım istiyorum konuyu. Şimdi bu kentsel dönüşümdeki en büyük engel olarak görülüyordu değil mi? Bu 3'te 2 çoğunluk. Evet. Yani bir binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra yıkılıp yeniden yapılması için kat maliklerinin 3'te 2'sinin çoğunluğu oyu gerekiyordu. Onayı gerekiyordu. Onayı gerekiyordu. Fakat şimdi bu yeni tasarıyla bu ortadan kalkacak. Nasıl olacak? Evet. Aslında bu kamuoyunda çok önemseniyor, doğru. Neticede bu kentsel dönüşümle ilgili yapılan yasa da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş. Bu yasanın temelinde 2012 yılında çıkarılan kentsel dönüşüm yasasının son 10 yıldır uygulamaya dönük problemlerinin gözetilerek o problemlerinin çözümüne yönelik bir çalışma aslında temelde. Hı hı. Onlara baktığımızda da evet haklısınız. 3'te 2 çoğunluğun her zaman mümkün olmadığını görebiliyoruz. Aslında 3'te 2 çoğunluğunun her zaman mümkün olmadığını görmekle birlikte bir problem daha vardı orada. Yani siz 3'te 2 çoğunlukta şey yapabiliyorsunuz, sözleşmeler yapabiliyorsunuz, müteahhitle uzlaşabiliyorsunuz. Ancak inşaata başvurduğunuzda inşaat ruhsatı için tüm kat maliklerinin muvafakatı gerekiyordu. O çok büyük bir sıkıntıydı. Yani 3'te 2 ile karar alıyorsunuz ancak yapım esnasına geldiğinizde tüm kat maliklerinin de ortak muvafakata gerekiyor. Aslında bu da onu da bunu da çözüyor. Yani hem 3'te 2 zorunluluk kalkıyor, 50+1 yetiyor. Sonra tüm kat maliklerinin ortak olarak muvafakatlarını gerektiren bütün iş ve işlemler, yani inşaatın A'sından son teslimine kadar ki bütün iş ve işlemler ruhsatlandırma da dahil olmak üzere 50+1 ile çözülüyor. Bu önümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesiydi gerçekten. Şimdi bu 3'te 2 çoğunluğun elde edilememesinin en büyük nedenlerinden biri de kuşkusuz maddi imkanlardı. Yani işte bir bina düşünelim, işte 20 dairelik bir bina düşünelim. İşte orada yaşayan herkesin işte ekonomik koşulları yeni bir binaya yapacak durum olmuyor. Şimdi 50+1'de nasıl olacak? Yani 50 yani bir salt çoğunluk elde edildi ama binanın bir kısmında da bu yeni binayı yapacak maddi olanakları yok. Şimdi onunla ilgili çözüm de var. İşte biz mesela kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaştığımız en büyük problem, vicdanen de bizi rahatsız eden problem şu. Sizin de söylediğiniz gibi bir bina düşünün. Bina riskli bina, tespit edilmiş, yıkılacak. Ancak binada oturan insanlardan bir kısmı veya işte 20 daireli bir apartmanda bir veya iki kişi gerçekten onu yaptıracak, yapacak. Devletin tüm imkanlarına, tüm desteklerine rağmen, kredi desteğine rağmen, yarısı bizden kampanyasına rağmen yaptıramayacak durumda olanlar için de çözüm var burada. Orada da şöyle bir çözüm var. 775 sayılı deprem kanununa göre yoksul veya dar gelirli insanlarımız, yani dairelerini yeniden yaptıracaklarsa eğer, şöyle bir kolaylıkları var. Bu insanlarımız, yani yoksul ve dar gelirli insanlar evlerini yaparken bunun bütün sorumluluğunu ve maliyetini kentsel dönüşüm başkanlığı üstleniyor. Bu arada ben yine araya girmek istiyorum. Tabii. Müsaadenizle ne olur unutmayın söyleyeceğinizi. Tabii, tabii. Burada kentsel bu yasa tasarısında yeni yasa eğer... Kentsel dönüşüm başkanlığı oluştu. Kentsel dönüşüm başkanlığı bir de büyük sorumluluk veriyor değil mi? Yani tabii ki. Bütün yetki, sorumluluk o kentsel dönüşüm başkanlığında. Evet, onu isterseniz onu söyleyelim. Evet, evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, yani Sayın Özelseki'ye bağlı direkt kentsel dönüşüm başkanlığı kuruluyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın altında da 3 tane genel müdürlük var. Bunlardan bir tanesi sadece Marmara bölgesine bakan,
Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü. Bir tanesi tüm Anadolu'ya bakan Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü. Bir tanesi de kentsel dönüşüm için gerekli olan bütçenin oluşturulması, finans yönünün düzeltilmesiyle ilgili oradan sorumlu genel müdürümüz. Şimdi deminki konu çok önemli. Tekrar gelmek isterim. Tabii, buyurun. Şimdi gerçekten yoksul ve dar gelirli insanlarımız ne yapacaklar? Sordunuz ya siz. Evet. Yani emekli insanlar. Bir tek emekli, bir tek emekli maaşı var. Evet. Karısıyla, eşiyle birlikte ya oturuyorlar orada. Ay sonunu orada zor getiriyor bu aile. Tabii ki. Ne yapacak? Yani müteahhitin istediği o 1 milyon lirayı, o 500 bin lirayı nereden bulacak? Getiremiyor, bulamayacak. Doğru. Şimdi hem ay sonunu zor getirenler de olabilir. Aynı zamanda bir ömür boyu geçirdiği mahalleyi terk etmek istemez. Komşularından vazgeçmek istemez. Yani hayatını orada geçirmiş. İnsanların tekrar bulunduğu yerde hayatlarını devam ettirebilmeleri için kanunda bir madde var. Madde şu. Tekrar söylüyorum. Çerçevesi çizilmiş, kanunda çerçevesi çizilmiş dar gelirli ve yoksullarımızın binalarının yeniden yapılması ile ilgili tüm harcamaları Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yapacak. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bu yaptığı harcamaları bina sahibinin arsasına hissedar olacak. Ve insanlarımız, yani bu durumda olan insanlarımız evlilerse eşleriyle birlikte ölene kadar evlerinde oturacaklar. Yani oturma hakkı. Oturma hakkı. Yani tapu, kira vermeyecekler. Tapu onların üstüne değil. Tapu onların üstüne şöyle hissedar oluyorlar. Yani Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın harcadığı miktar oranında evin o günkü reel değeri üzerinden hissedar olacaklar. Hissedar. Ve bu oturacak olanların, insanlarımızın ölene kadar eşiyle birlikte orada oturma hakları var. Ama kira vermiyorlar. Ama yani o kişi vefat ettikten sonra o şeyi eşiyle birlikte çocuğuna kalması bir miras söz konusu değil. Şu miras söz konusu. Çünkü vefat ettikten sonraki tapu ve o günkü şartlara esas alınarak mirasçılarına kalan kısmı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından ödenecek onlara. Veya mirasçılar isterlerse Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın hissesi oranında ödemeleri yaparlar, evlerine sahip olabilirler. Bir şey daha var. Bu süreç içerisinde, yani bina yapıldı, insanlar oturuyorlar. Ölene kadar ki bu süreç içerisinde herhangi bir yerden maddi imkanlar bulurlarsa onu da ödemek suretiyle tekrar diğer kat malikleri gibi aynı haklara, evet, aynı haklara sahip oluyorlar. Yani bizim şu anda karşılaştığımız en büyük problem, gerçekten hiçbir imkanı olmayan insanların kentsel dönüşüm münasebetiyle yerlerinden, yurtlarından, evlerinden olmasının önüne geçen çok radikal devrim niteliğinde bir kanun maddesi. Yine şöyle. Şimdi bu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu ve bütün yetki ve sorumluluk da ona. Resen bir yapı tespiti, yani riskli yapı tespiti yapılabilecek mi o başkanlık tarafından? Çünkü biliyorsunuz o riskli yapı tespiti de çok kavgaya, gürültüye sebep olan bir şey, yani komşular arasında. Şöyle, kanunda reysen yapar diye bir madde yok. Aslında bunun, yani riskli yapı tespitinin yapılabilmesi için o binada oturan kiracılar ve mülk sahipleri bu hakka sahipler. İsterlerse müracaat ederler. Ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda da şeyini alırlar, teknik raporlarını alırlar. Şimdi bunu yapmak kolay bir şey aslında. Ama bina eğer riskliyse, binanın belli bir süre içerisinde en fazla 90 gün müddet tanınmak suretiyle binanın yıkılması söz konusu. Dolayısıyla bu süreçlerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun da yapılabilmesi için başta finans olmak üzere, yani mesela Yarısı Bizden kampanyasını Sayın Cumhurbaşkanımız seçiminden önce açıkladı. Ve İstanbul'da çok büyük teveccüh var. Yine 750 bin lira kredi, hibe pardon, 750 bin lira hibe, 750 bin lira yine kredi veriliyor. Ve arkasından da işte oturma hakkı ile birlikte bence şeyde şu anda karşılaştığımız problemlerin hemen hemen hepsi çözümünün olduğu bir şey, kanun taslağı bu. Yine eğer kanun maddelerine geçersek yine. Mesela riskli yapıların dönüşümü sürecinde söz konusu alanlarda, yani dönüşüm alanlarında dönüşüm alanına üçüncü şahıslar gelip hisse satın alabiliyorlardı. Bu aslında ekonomik çıkar sağlamaya yönelik bir çalışmaydı. Yani alanda
normal yıllardır yaşayan insanlar dönüşüm alanı ilan edildikten sonra aslında oranın cephasını çeken insanlar bu dönüşüm projesiyle birlikte orada depreme dayanıklı ve kıymetli bir mülk sahibi olacaklarken bunu belediye başkanlığı döneminde de yaşadım. Dışarıdan sırf bu işlerden çıkar elde etmek için dışarıdan gelip oradan hisse alıyorlardı. Bu aslında neyi getiriyordu? Bir, haksız kazanç sağlanıyordu. İkincisi, her hisse satışında uzlaşmalar, mahkemeler, yargıya gitmeler münasebetiyle süreç olabildiğince uzuyordu. Şimdi burada mesela Fikirtepe bunun çok kötü bir örneği yani bu açıdan. Şimdi ön alım hakkı var şu anda başkanlığın. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm alanında üçüncü kişiye herhangi bir hisse satışı söz konusu olursa başkanlık ön alım hakkıyla onu satın alabiliyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm artık dışarıdan buraya işte çıkar amaçlı, ekonomik kazanç amaçlı olarak girmenin önü kaldırılıyor. Bu da son derece önemli. Bir şey daha, şeyler yapıyoruz, lisanslı ofisler oluşturuluyor bu kanunla. Ne demek bu? Yani şimdi riskli yapıların tespiti, riskli yapıların yıkımı, bu süreçlerin devamı, tebligatların gönderilmesi, tebligatların hak sahiplerine ulaşılması, müteahhitle anlaşmak, işte hak sahiplerinin bir araya gelip sözleşme yapmaları vesaire. Bunların hepsi uzun bir süreç alıyor. Burada hak sahiplerinin bütün aşamalarını gidip öğrenebilecekleri Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar ve ofisler tarafından bunu bilgi sahibi olabilecekler. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi bizim haberlerimize çok sıkça konu olan meseleler vardı. Bu kentsel dönüşüme girecek ya da giren binalar arasında, komşular arasındaki anlaşmazlıklara dair. Örneğin işte riskli yapı tespiti yapılacak. Fakat içeriye alınmıyor görevliler, binaya alınmıyor. Orada bir kavga ortamı oluyor. Adli olarak işte problemler yaşanıyor. Şimdi bir kolaylaştırma dediniz. Kentsel dönüşümün önündeki sorunların aşılması bakımından buraya bir müdahale var mı? Tabii ki. Böyle bir durumda. Şöyle, bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi aslında baktığımızda süreç içerisinde çok yer tutmaması gereken konu bu tebligatların ulaştırılması, riskli yapı tespitinin engel konulması. Bunların hepsinin önü açılıyor burada. Mülki idarenin yazısıyla riskli yapının tespiti için Çiningir marifetiyle evler açılıyor. Ve oradan numune alınıp yapılabiliyor. Mülki idare amirinin. Tabii mülki idare amirinin yazılı talimatıyla. Bu sadece riskli yapıların tespiti. Peki mesela riskli yapı tespitinden sonra kat maliklerince alınacak kararların diğer kat maliklerine ya anlaşma içerisinde bulunan diğer kat maliklerine tebligatlarda da çok büyük problem vardı. Özellikle yurt dışında oturan kat malikleri ve hak sahipleri olduğunda bu tebligatların yerine ulaşılamaması münasebetiyle alabildiğince hukuk süreç uzuyordu. Şimdi burada üç tane önemli kriter getirildi. Bir, alınacak bütün kararlar riskli binanın kapısına asılıyor. İki, E-Devlet kapısından ulaştırılıyor muhataba. Üç, muhtarlığa asılmak suretiyle ilan ediliyor ve muhtarlığa askı sürecinden tam 15 gün sonra kat maliklerine veya hak sahiplerine bu tebligat ulaşmış sayılıyor ve süreç böyle devam ediyor. Binanın yıkımı ile ilgili masraflar? Her türlü. Binanın yıkımı ile ilgili şimdi bir... Zaten bunların hepsi ayrı bir tartışma konusu kalemi olduğu şöyle, için ayrı ayrı soruyorum. Şöyle, şimdi siz bina risk yapı ilan edildikten sonra 3/2 çoğunluk şimdi salt çoğunlukta karar alabiliyorsunuz. Binayı yıkabiliyorsunuz. Müteahhitle ya uzlaşabiliyorsunuz. Ve aldığınız bu kararlar da geçerli. Dolayısıyla sizin önünüzde şu anda 50+1 ile bütün işlemleri yapabiliyorsunuz. Peki 50+1'in dışında buna uymayanlar ne olacak derseniz o zaten 2012'deki çıkan yasada 6306 yasada çözüm vardı orada. Orada uzlaşmayanların hakları önce diğer komşu kat maliklerine satılmak suretiyle olmasa da kentsel dönüşüm başkanlığının satın alması münasebetiyle yoluna devam ediliyordu. Benim dikkatimi çeken bu tasarıda, bu taslakta rezerv alan
başlığı var. Evet. Yani rezerv alanların aslında tanımı değişiyor. Hı-hı. Şimdi biz rezerv alan dediğimiz zaman yerleşim birimlerinden daha dışında, farklı bir noktada dışında, evet, bir alan, hı-hı, oluşturuluyor. Fakat bu tasarıda yerleşim biriminin içinde kalan alanlar da rezerv alanı olabilir, ilan edilebilir. Bu, evet, ne demek, neyi sağlayacak? Şimdi yine yasa işte süreç içerisinde uygulamada karşılaşılan sıkıntıların çözümü diyoruz ya. Burada da daha önceki yasada şu anda mükerrer veya geçerli... Aslında yerinde dönüşümün şartı. Şöyle işte yerleşim alanlarının dışında uydu kentler yapmak suretiyle şehrin içerisindeki yolun azaltılması, yolun seyretilmesi, şehrin özellikle büyük şehirlerde şehrin merkezinin ihtiyacı olan düzenleme ortak payıyla birlikte yeşil alanların, altyapılarının, meydanlarının oluşturulması hasebiyle şehirlerin içindeki yoğunluğu şehir dışındaki rezerv alanları taşıma vardı. Ancak şöyle uygulamada şöyle şeylerle karşılaştık. Şehrin tam ortasında rezerv alanı olabilecek yerler de bunun içerisine katıldı. Kanunda yine çok önemli madde var. O da şu. Vatandaşa ait özel mülkiyette bir rezerv alanı varsa, daha doğrusu bir arsa varsa, siz bunu rezerv alanı olarak kullanılmasını arzu ediyorsanız ve de kentsel dönüşüm başkanlığına müracaat ediyorsanız, o zaman sizin o bütün arsanızın %45'i düzenleme ortaklık payı adı altında kesilir, biliyorsunuz. Bunlar da imar planlarının gereği zaten kesiliyor. Geri kalan %55'inin de %30'unu yine siz kentsel dönüşüm başkanlığına veriyorsunuz. Hani finans oluşturulacak ya, bütçe oluşturulacak ya. Yani %45'ini düzenleme ortak payı adıyla terk ediyorsunuz. Kalanının da ona biz yapılaşmaya esas metrekarenin %30'unu da kentsel dönüşüm başkanlığına vermek suretiyle bunlar da değerlendirilecek. Evet, son bir dakikamız var. Olur. Yönetmenim uyarıyor. Şunu da sormadan geçmek istemiyorum. Şimdi siz Fatih gibi İstanbul'un Fatih ilçesinde belediye başkanlığı yaptınız uzun yıllar. Evet. Fatih yapı stoku bakımından İstanbul'un en riskli, en sıkıntılı bölgelerinden biri. Yani bu deneyiminize de dayanarak sormak istiyorum. Bu tasarı ya en çok hangi ilçelerde açacak önünü dönüşümü? Şüphesiz Fatih gibi Marmara sahiline yakın olan tüm ilçelerimiz, İstanbul'un Marmara sahiline yakın olan Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar. Öbür tarafa geçersek Kadıköy, hani Kadıköy nispeten iyi durumda görünüyor. Adalar, eski binalar tabii çok eski fazla. Binalar da var şüphesiz. Adalar, Tuzla'dan Ataşehir'e kadar bütün o bölgeler aslında baktığımızda daha riskli alanlar. Şüphesiz. Şimdi ona da baktığımızda mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın yarısı bizden kampanyası için kaç tane müracaat oldu biliyor musunuz şu ana kadar? 1.292.000 müracaat olundu. Şimdi bu 1.292.000 müracaatı kanunu bu. Eğer bu kanunu geçirdiğimizde onların da önü açılacak. Ve özellikle bu eski şehirlerdeki hem yoğunluğu seyreltecek hem hakikaten ömrünü doldurmuş yapı stoklarının yenilenmesi açısından bu kanun bulunmaz bir fırsat. Bu kanun aslında çok radikal değişikliği içeren ve İstanbul'u önümüzdeki 5 yıl içerisinde depreme hazırlayacak çok önemli kanun. Çok teşekkür ediyorum efendim kıymetli katkılarınız için. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız şüphesiz öncülük yapıyordur. Onu söyleyip Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde duruşuyla bu iş gerçekleşiyor, onu söyleyeyim. Aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti grubu başkanımızın desteğiyle ve çalışan arkadaşlarımızın ortak gayretiyle gerçekleşti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun kıymetli katkılarınız için. Teşekkürler efendim.